Cümleten hoş geldiniz arkadaşlar yeniden. Bir daha aşk ile. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız. Sağ olun, var olun. Rabbim bereketini versin. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Rahman ve Rahim Allah adına. Kendilerine kitaptan kısmet verilenleri görmez misin? Yani ehli kitabı kastediyor. Büyücü kahinlere ve şer güçlere inanıyorlar da tağuta. Müşrik kâfirler için şöyle diyorlar. Bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadırlar demişler eğer kitap. Onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah kime lanet ederse onun için bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların bu hükümranlıkta, mülkte bir ortaklıkları mı var? Eğer olsaydı insanlara bir zerre bile vermezlerdi. Yoksa Allah'ın insanlara verdiği lütfa karşı haset mi ediyorlar? Biz İbrahim ailesine kitap ve hikmet vermiştik. Ayrıca onlara çok büyük bir hükümranlık vermiştik. Onlar arasında buna inananlar da vardır, inanmayanlar da. Yüz çevirenler için kavurucu cehennem azabı yeterlidir. Ayetlerimizi inkar edenler var ya, onları ateşe atacağız ve azabı hissetmeler için her yanıp kavrulduklarında derilerini yenisiyle değiştireceğiz. Allah sonsuz güç ve hikmet sahibidir. İman edip salih amel işleyenlere gelince onları altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz ve orada ebedi olarak kalacaklar. Onlar için orada tertemiz eşler vardır ve onları koyu gölgelerde ağırlarız. Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar da güzel öğütler vermektedir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan idarecilere itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, aranızda herhangi bir konuda anlaşmazlık çıktığında, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu hem daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha güzeldir. Evet, bu paragrafı konuşalım, anlamaya çalışalım. Bazı yerlerde açıklama gerekiyor gibi sanki. Evet, kendilerine kitaptan kısmet verilenleri görmez misin? Ya bunu birçok açıdan değerlendirmek mümkün bu ifadeyi. Birincisi, kitaptan pay verilenler kendilerine kitap verilenler olarak anlaşılabilir ilk bakışta. İkincisi şu, eldeki kitap değişmiş. Yani kaybolan kitabın yerine yeniden yazılmış bir Tevrat'tan bahsediyorsunuz. Aradan yüzyıllar geçmiş. Yani Musa'dan sonra, Allah selam etsin, İsrailoğulları Filistin'e yerleştiklerinde oranın putperestliklerini bir şekilde kendi dinleriyle uyumlu hale getirmişler. Bunu yaparken belki iyi niyetle düşünmüş olabilirler, öbürlerini etkilemeden, ama onları etkilemekten çok bir kibre kapılmış İsrailoğulları. Allah'ın kendilerine peygamber göndermesini Mısır dininden, Mezopotamya'ya gittiklerinde daha sonra Mezopotamya dinlerinden etkilenmişler. Ve bulundukları bölgedeki Kenan bölgesi diye bilinen Suriye, Ürdün, Lübnan, işte bugünkü İsrail'in olduğu Filistin. Buraların adı o dönemde Kenan olarak biliniyor. Daha sonra Müslümanlar döneminde de bu bölge Biladüşşam olarak bilinir genelde. Şam bir şehrin adı değildir bizim bildiğimiz. Bugün hala Suriye'de Şam'ın adı, bizim bildiğimiz Şam'ın adı Dimeşk'tir. Dolayısıyla bu bölgenin adı geçmiş dönemde Kenan olarak biliniyordu. Ve bu bölgenin inançlarından etkileniyorlar. Ahlaksızlıklara düşmüyorlar vesaire. Din değişiyor. Kısa sürede değişiyor. Davut peygamberden önce kitap kayboluyor.
İşte o Davud'un savaşa katıldığı süreçte komutan olan Talut'un kayıp sandığı, Tevrat tomarlarının bulunduğu kayıp sandığı bulup getirmesini delil olarak veriyor Kur'an-ı Kerim. Böyle anlatıyor olayı. Bu bulunmadan sonra işte tekrar bunlar yine azgınlaşıyorlar. Başka dinlerin tanrılarını ilah ediniyorlar. Mesela Elohim diyorlar. Yahve diyorlar Allah'a ya da Yahova diyorlar. Bu isimler Yahudilerin Kenanlılardan öğrendiği Kenanlıların putlarının adıdır. Tanrılarının adıdır. Yani putperest olmuşlar. Bu süreçte zaten bu sürecin akabinde peygamberleri öldürdükleri vesaire de vardır. Kur'an bunları da anlatır. Babil burayı işgal ediyor ve bunları sürgün ediyor Babil'e. Yaklaşık 100 yıla yakın, 80 küsur yıl biliyorum ya da 70 olabilir, emin değilim, tam rakam veremiyorum. 100 yıldan az bir süre Babil sürgünü yaşıyorlar bunlar. Hatta bazı peygamber isimleri geçer Tevrat'ta, Elyesa diye bir peygamber isminden bahsederler. Geçen okuduğum bir tarihte bu Elyesa'nın bizim bugünkü Habur diye bildiğimiz yer var ya, o bölgeye Babil'in o bölgeye yerleştirdiği Yahudi kabilelerin reisinin olduğu söyleniyor. Yine mesela Kur'an Zülkifl diye bir peygamberden bahseder. Bunun kabrinin bugünkü Kerkük Kalesi'nde olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklarda var, ben okudum. Daniel diye bir peygamberleri var. Kur'an bahsetmez bundan. Kahinlikle anarlar Yahudiler onu. Kıyamet kehanetlerinin olduğu söylenir. Onun kabrinin de orada olduğu söyleniyor. Burada önemli olan şu. Babil sürgününden önce Yahudilerin putperest hale geldikleri, Allah'ın bile adını değiştirdikleri, farklı ilahların isimlerini kullandıkları, ahlaksızlaştırdıkları anlatılıyor. Yani dinin bozulduğunu biliyoruz. Ancak Tevrat burada kaybolmuyor. Tevrat Babil sürgünü esnasında kayboluyor. Babil dönüşünü anlatan Tevrat'ın bölümleri vardır. Bunlardan iki tanesi, biri Ezra'nın bölümüdür. Ezra orada Tevrat'ı dönüşte kendisinin yazdığını, kaybolan Tevrat'ın yerine Tevrat'ı yeniden yazdığını anlatır. Bir de Nehemya diye bir yine peygamber kabul edilen Tevrat kültüründe, ki Kur'an-ı Kerim bu isimlerden bahsetmez. Yahudilerde peygamberlik bizim bildiğimizden biraz farklıdır. Tek tip bir peygamber yoktur. Kahinlere de peygamber diyorlar. Ki Mekkeli müşriklerin de cinlerden haber aldığına inanan kahinleri gökten haber alan yegane varlıklar olarak kabul ediyorlar ve gökten haber almanın yolunun cinlerden geçtiğini, bunu da kahinlerin yaptığını söylüyorlar ki Yahudi, yani Mekkeli müşriklerde de Yahudilerin peygamberlik anlayışına benzer bir peygamberlik anlayışı var. Fakat bu kahinlerin ismini falan filan bilmiyoruz. Yani yazılı kaynakları olmadığı için müşriklerin, Mekkeli müşriklerin. Bu Orta Doğu'daki bozulmaların genelde bu şekilde olduğunu, kehanetle vahyin karıştırıldığını, hatta bu stoacılar için de söylenir. Stoacılar tek tanrılıdır. Tek tanrıya inanırlar. Stoayı okumanızı öneririm. Ahlak felsefesi konusunda hakikaten destan yazmış adamları var. Zenon'dan başlayarak, mesela son günlerde, son dönemde stoacıların kaynakları Türkiye'de çok bilinmezdi, çevrildiği için okunmaya başladı. Seneca'dan, Epiktetos'tan vesaire bol bol paylaşımlar yapılıyor. Zenon ve takipçileri tek tanrıcıdır. Hatta dünyanın yıkılıp insanlığın yeniden, dünyanın yeniden kurulacağını ve insanlığın yeniden yaratılacağını, dünyadayken kötülük yapanların loş, karanlık, mezbelelik yerlerde yaşayacağını, iyilerin de iyi yerlerde, güzel yerlerde yaşayacağına dair ahiret inancının olduğunu görüyor Zenon.
Ama kehanetle karıştırıldığını söyleyenler var bu stoacılığın sonraki süreçlerde. Bu da olabilir diye bakıyorum. Çünkü kehanetle ya da mitolojiyle karıştırılmayan düşünce ve din yok neredeyse. Eski mitolojiler bu yeni gelen dinlerin içerisine sızıyor ve onun rengine bürünerek sızıyor, sızdırılıyor, alınıyor. Yani biraz kimlik değiştiriyor, isimler değişiyor, roller değişiyor, kahramanlar değişiyor ama hikaye aynı hikaye. Bu mitolojilerin biraz kılık değiştirerek yeni düşünce ve inançlar içinde yaşadığını dinler tarihçileri tespit ediyorlar. Tersinden bir şey de oluyor ama. Bu çok konuşulmuyor. Bu mitolojiler girdikleri dinin içerisine, sızdıkları dinin içerisine kendi renklerini de veriyorlar. Kendi düşüncelerini de aktarıyorlar. Ve Tevrat'ın başına gelen de budur. Yani Orta Doğu'da ne kadar mitoloji varsa, Mısır'dan aktarılan, Mezopotamya sürgüne gittiklerinde oradaki inanç ve düşüncelerden aktarılan ne kadar mitoloji varsa Tevrat'ın içine boca edilmiştir. Tevrat mitolojik bir kitaptır. Ama içinde hakikaten Kur'an'ın peygamber dediği gerçek peygamberlerin kıssaları da var ama bunlara da mitoloji karıştırılmış. Hatta putperestlik karıştırılmıştır. Mesela Hazreti Musa'nın Allah'ı görmek istediği, Allah'ın da sen beni göremezsin, dağa bak dediği olay, Araf suresinde anlatılan o ayetin hemen hemen aynısı Tevrat'ta vardır. Yani Kur'an-ı Kerim boş atıf yapmaz. Nokta atışlar yapar bu tür yerlerde. Fakat aynı ayetin geçtiği o Tevrat'taki sayfanın hemen bir sonraki sayfada ilavelerin oraya toplandığını görürsünüz. Ama buna ters bir şekilde. Nasıl? Yani o ayete rağmen Musa Rabbine bana kendini göster dediğinde Rabbin kendisini gösterdiği tahtında ayakta duran sarı saçlı mavi gözlü bir kahraman olarak gözüktüğü anlatılır. İşte burada aslında iki sayfa yan yana Kur'an'ın atıf yaptığı beni göremezsin ayeti de var Tevrat'ta. Ama aynı zamanda Tanrı'yı insanlaştıran, Allah diyemiyorum, Tanrı'yı insanlaştıran ve görüntü, fotoğrafı veren bir Tanrı olarak da karşımıza çıkarılıyor Tanrı. Yani bu tür örnekler üzerinde o kadar çok şeyler var ki, tedahüller var ki, geçişler, girişkenlikler, karışıklıklar. Tevrat yazarlarının, ilk yazarlarının, bu Babil sürgününden sonraki ilk yazarlarının, daha sonra başka Tevrat yazarları da var. Gittikçe çoğalıyor ve ilave ediyor. Yani İsrail tarihi ilerledikçe, anlatıldıkça Tevrat da habire çoğalıyor. Karşımızda öyle bir kitab-ı mukaddes var bugün. Bu ilk Tevrat yazarının putperest iki kişi olduğu, yine dinler tarihçileri, batılı dinler tarihçileri tarafından tespit edilmiş bir şeydir. Ben Tevrat'ı okumuş biri olarak da bunun doğru olduğunu inanıyorum. Ha, içerisinde Kur'an'ın atıf yaptığı böyle gerçekten vahiy ürünü şeyler de var. Onu da yadırgamamak lazım. Doğal karşılamak lazım. Çünkü esasında bu din ilahi bir kaynaklı bir dindi ama sonradan bozulmuştur. Dolayısıyla bunu niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Kendilerine kitaptan kısmet verilenleri görmez misin derken kitabın içerisinde gerçek kitaptan çok az bilgiler var. Yani kitap bozulmuş derken, değiştirilmiş derken şunu anlamamalıyız. Kitap duruyor. Ama içinden bazı ayetleri değiştirilmiş falan değil. İçerisinde gerçek kitaptan çok az alıntı olan, örnekler olan büyük çoğunluğu mitolojiye, hurafeye, Yahudi tarihine ayrılmış, onunla doldurulmuş bir kırk ambar bir kitap var. İşin doğrusunu söylemek gerekirse bu da İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in
itiraf ettiği bir şeydir. Yani Kur'an çok makul bir kitaptır. Ha, Tevrat mitoloji doludur. Bu Şimon Peres'in tespiti. Bunu biliyorlar Yahudiler. Fakat Yahudilerin bunu sahiplenmek gibi bir mecburiyetleri var. Neden? Orada işlerine gelecek ne varsa alıp kullanmak onların en temel inanç ve düşüncesidir. Mesela ne gibi? Hazreti İbrahim'e Allah Filistin'i vaat etmiş. Bir. İki. Musa'ya da Filistin'i vaat etmiş. Şimdi bu iki vaat, iki peygambere yapılan vaat, şartlı vaatlerdir ve onlar Allah'ın dinine uydukları sürece vaat edilmiştir o. Bu Tevrat'ta da vardır. Ve bu ahdi bozduklarında Allah'la yaptıkları o kitap misakı var ya, kitaba uyacaksınız, içindekilerini uygulayacaksınız. Anlaşması ki Kur'an'da da vardır bu. Bizim için de geçerlidir ha. Bu kitapla ilgili ahit verdik biz. İmanımız bir ahittir aynı zamanda. Bu ahdi terk ettiğiniz için Allah size gazap etti, Yahova size gazap etti, sizi düşmanlarınızın eline verdi, siz yıllarca sürgün yaşadınız, başka toplumlardan eziyet gördünüz diye Yahudilerin kendi kendilerini suçladığı ifadeler doludur Tevrat'ta. O zaman soru şu, İbrahim'e vaat edilen, Musa'ya vaat edilen, onlarla yapılan ahitte İbrahim'e Filistin'i vaat etti diye, Musa'ya Filistin'i vaat etti diye ahdini bozmuş siz zalimlere de mi vaat etmiş oluyor? Evet, Yahudilere göre vaat etmiş oluyor. Neden? Çünkü Tevrat'ta şunu görürsünüz. Tanrı Yahova kendilerini korumadığı için Yahova'ya küsüyorlar. Şeye gittikleri dönemde, Babil'e gittikleri dönemde Yahvistler bunlar. Yahova ile Elohim ismi diğer değişir. Babil sürgünü esnasında Yahova'ya küsüyorlar, kızıyorlar, terk ediyorlar. Elohist oluyor bir büyük bir çoğunluğu. Elohist oldukları halde de bu bir cümle var on emirde. Tanrı'nın adını boş yere ağzına almayacaksın. O yalan yere yemin etmeyeceksin anlamındadır. Fakat bunu da kendi kültürleri doğrultusunda değiştirmişlerdir. Ve Elohim'e Elohim demezler. Kısaca El derler. Burada da yine bir küskünlük var gibi geliyor bana. Emin değilim ama. Yani temel felsefeleri şudur. Din değiştiği için. Bunlar Allah'a hizmet etmek, Allah'a itaat etmek zorunda değillerdir. Ya Allah her şeye rağmen bunları sevmek ve korumak zorundadır. Yani bunu okuduğumda Tevrat'ta bu şeyleri gördüğümde onlara sorasım geliyor. Hanginiz Tanrısınız, Yahovasınız, hanginiz Yahudisiniz? Tanrı mı siz mi? Roller sürekli değişir burada. Onun için buradaki ifadenin neden böyle bir ifade kullanıldığını anlamak için bu tarihi bilmek gerektiğini düşündük ve bu bilgileri onun için verdim. Kitaptan kısmet verilenler. Kitap verilenler demiyor dikkat ederseniz. Çünkü o kitabın içinde gerçek kitaptan çok az kesit vardır. Ve bu nedenle de zaten kitap bozulmuş bir kitap olduğu için büyücü kahinlere ve şer güçlere inanıyorlar da kafirler için şöyle diyorlar. Kafirler için. Bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır. Yani Muhammed Aleyhisselam'a vekil getirdiği kitaba iman edenler. Buradaki Kur'an'daki iman edenler genelde bunu kasteder. Yahudilerle, müşriklerle aynı yerde yaşıyorlar. İman edenler orada Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselam'a iman edenlerdir. Müminler. Ehli kitap Yahudilerdir. Büyük çoğunlukla. Hristiyanlardan da bahseder ehli kitap olarak. Kafirler ve müşrikler, kafirlerden de kasıt müşriklerdir doğrudan. Ha, Yahudilerden kafir diye bahsetmiyor mu? Evet, ikisini bir arada söylerken de şöyle diyor. Yahudi kafirler, yani ehli kitap kafirler ve müşrik kafirler diye ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Yani ehli kitap denmesi onları
müminlerle kafirler arasında ikinci bir konuma getirmiyor. Onlar kafir olmaktan çıkmıyor ehli kitap olmakla. Çünkü bu ellerindeki kitap bozulmuş, sonradan yazılmış bir kitap, kaybolmuş, yeniden yazılmış bir kitap, putperestçe yazılmış. Mitolojik bir kitap, destansı ve masalsı bir kitap. İçinde gerçek vahiyden eserler var. Fakat ona iman etmeye devam ediyorlar ve onu korumak adına da gelen Allah'ın orijinal kitabını reddediyorlar. Bundan daha kafirlik olur mu? Ve biz tarihte ehli kitap kelimesini biraz yanlış anladık gibi geliyor, abarttık gibi geliyor. Yani diğer kafirlerden ehli kitabın bir farkı var. Evet, kitabın olması, geçmiş bir peygambere inanıyor olmaları tabii ki bir ayrıcalıktır. Peygamberini tanımayan, kitabını tanımayan bir putperestlikten bir farkı vardır. Ama bu onların kafir olmasına engel değil. Çünkü bu kadar, hatta bundan daha iyi derecede Mekkeli müşriklerin inancı. Neden? Allah'a inanıyorlar. Kim yarattı desen Allah diyorlar. Sizi kim rızıklandırıyor desen Allah diyorlar. Meleklere inanıyorlar. Peygamberliğin varlığını kabul ediyorlar. Kendilerinin tıpkı Yahudi Hristiyanlar gibi İbrahim yolunda olduğunu söylüyorlar. Dahası var. Önemli bir kısmı ahirete inanıyor. Onların ileri gelenleri ahireti reddediyorlar. Hepsi değil. Üstelik bizim bildiğimiz İslam'ın 5 şartı diye saydığımız ibadetlerin tamamı var adamlarda. Namaz var, oruç var, hac var, kurban var. Hatta zekata benzer dini vergiler var. Bu putların hakkı, bu Allah'ın hakkı diye veriyorlar. Yani İnanç ve ibadetleri duruyor ama bunlar hep putperestçe bir algıyla modifiye edilmiş durumda. Karıştırılmış durumda. Bu bakımdan baktığımda ve peygamberlik tarihine baktığımda, Kur'an'ın anlattığı peygamberler tarihine baktığımda Mekkeli müşriklerin dini Yahudilerinkine göre çok daha sağlam kalmış. Neden? İshak'la Hazreti İsa arasında belki 10 tane peygamber geçer. Doğru mu? İsrailoğullarından onlara gönderilen peygamber. Ve hepsini de ya öldürmüşler, ya reddetmişler, ya yalanlamışlar, ya dalga geçmişler. Ciddiye almamışlar. Ama Arap tarihinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. İsmail ile Muhammed Aleyhisselam'ın arasında onlara gönderilmiş ikinci bir peygamber yok. Bunun sebebi nedir? Yahudiler sürekli din değiştiriyor, sürekli dini bozuyorlar, kitabı bozuyorlar, peygamber öldürüyorlar. Ama İsmail oğullarına bakıyorsunuz, kitap kaybolmuş, İbrahim'in kitabı yok ortada. Ama yaşayan dine bakıyorsun, onların din algısına bakıyorsun, din tarihine bakıyorsun, Yahudilikten daha sağlam. İslam'a daha yakın. Bu şunu da gösteriyor. Hazreti Muhammed'in neden bir başka yerde değil de, İshak oğullarından değil de İsmail oğullarından gönderildiğini de anlıyorsunuz. Çünkü daha muhafazakarlar. İşte bu nedenle Yahudilere bakıyorsunuz, Kur'an mesela namaz konusunu, zekat konusunu konuşurken Mekkeli müşriklerden namazı kaybettiler diye bahsetmiyor. Anlamsız namaz kıldıklarını anlatıyor. Putların karşısında kıldıkları için namazın anlamsızlaştığını, haccın anlamını kaybettiğini, panayla dönüştürüldüğünü vesaire anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Ama buna karşı Yahudilerden bahsederken onlar namazı kaybettiler diyor. Namazı ve zekatı kaybettiler diyor bir başka yerde. Burada Yahudiliğin kitabı olmasına rağmen Mekkeli müşriklerin dininden daha çok bozulduğunu görüyorsunuz. Sadece Tevrat bazında söylüyorum. Ama önceki peygamberlerine bakın. Yani İshak'la Hazreti İsa arasındaki peygamberlerine bakın. Allah hepsine selam etsin. Ama orada vahamet var. Daha beter bir durum. Peygamber öldürmüşler. 5-6 tane öldürdükleri peygamberin ismi var. Mevdudi anlatıyor, bakabilirsiniz. Onun için biz ehli kitap deyince böyle kendimize yakın falan hissediyoruz. Kusura bakmayın ama stoacılığı okuyun dememin nedeni şu. Hem tek tanrı inancı var. Ahiret inancı var. Evreni Allah'ın yarattığı var. Allah'ın maddeyle aynı düzlemde bulunmasına rağmen evrenin içinde olduğunu Allah'ın, Tanrı'nın
maddeyi, evreni yaratanın Allah olduğunu, Tanrı olduğunu anlatıyorlar. Buradan hareketle bizimkiler de yüzeysel bilgiyle şunu söylüyorlar. İşte şeyler materyalist diyorlar. Stoacılar materyalist diyorlar. Ama bakıyorum inançları ehli kitaptan daha sağlam. Ahlak anlayışları bizim Müslüman felsefecilerin alıp bizim kültürümüze aktardıkları ahlak felsefesi son derece mükemmel öbürlerine göre. Ehli kitabın anlayışına göre. Dolayısıyla bizim kesimin Stoa'ya yabancılaştığını ve okumadığını, anlamadığını düşünüyorum ben. Bunda da rahmetli Gazali'nin payı var. Felsefecileri tekfir etti. Kimse felsefeye bakmaya korktu herkes. Bizim Müslümanları felsefeden korkuttular. Eğer okusalardı o kitapları, bugün belki ahlakı bu kadar tartışıyor olmazdık. O ahlakı Yunan felsefesini bizden öğrendi Batılılar. Reformdan sonra, reform diyorum, Rönesans'tan sonra. Ve bizden daha sağlam bir iş ahlakına sahipler. Değil mi? Daha tutarlılar. Biz neden bu kadar ahlak konusunda savrulduk ve lakayt hale geldik? Bütün bunların sebebini araştırmak zorundayız. Yani bugün Müslümanlar ahlaksızlaştı demek bir durum tespitidir ama bana göre çözüm değildir. Neden Müslümanlar bugün ahlaki sorun yaşıyorlar sorusunu sorduktan sonra bunun nedenlerini aramak ve bulmak zorundayız. Nerede yanlış yaptık? Nereyi doğru yapmadık ki biz bu müminleri bu hale getirdik? Burada ulema kendi sorumluluğunu kuşanmak zorundadır. Yeniden çözüm üretmek zorundadır. Eleştirmek yetmez. Bunu herkes yapar. Cahil de yapar, alim de yapar. Ama alimin bir farkı olması lazım. Neden buraya geldi bu? Bunun sebeplerine gitmek zorundasınız. Sebeplerini konuşmadığınız bir sonucu boş yere konuşursunuz. O bir takım sebepler sonucu oraya gelmiştir. Hikmet de budur arkadaşlar. İbn-i Rüşd böyle tarif eder. Hikmet nedir? Bir şeyin sebeplerini bilmektir. Sebeplerini konuşmuyorsanız sonuçlarını boş yere konuşursunuz, havanda su döversiniz. Oradan çözüm çıkmaz. Neden? Sonucu tartışıyorsunuz. Ve olumsuz. Ve tartışın durun ne olacak ki? Doğrusu ne? Onu getirin. O doğrudan bu yanlışa nasıl geldik? Onları gösterin. Şu hataları yaptık. Bu hatalardan kurtulmamız lazım deyin. Bunu yapmamız lazım. Onun için ben Stoa okuyun diyorum. Bugün ahlakı tartışıyoruz. Ve ahlakı da tarihte en iyi işleyenler stoacılardır. Ve bizim felsefecileri de bu yönde, olumlu yönde etkilenmişlerdir. Okuyun, birçok sözlerini getirin, Kur'an'ın altına tefsir diye yazın arkadaşlar. İki şey var, bunu da bilmenizi isterim. Bir, mitolojiyle karışmıştır diyorlar ilerleyen süreçlerde stoacılığın düşüncesi. Hakikaten var, o tür değişimler var. İkincisi de şu, bu stoacılığın kurucusu Zenon için şöyle bir şey diyorlar. Kehanetten bilgi alıyordu diyorlar. Kehanetten bilgi alıyor ne demek? Şöyle bir soru sorayım. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı peygamberler kıssalarına baktığınızda kendisine kahin, yalancı, büyücü denmeyen bir peygamber biliyor musunuz? Yok değil mi? Yok. Peki Zenon'a da öyle bir şey demiş olabilirler mi diye bir soru. Adam tek tanrıcı, ahiret inancı bile var ama ahlakçı. Ve Yunan felsefesine şöyle itiraz ediyor. Felsefe boş metafizik tartışmalardan ibaret olmamalıdır. İnsanın hayatına dokunmalıdır diye başlıyor. Ve insanın nasıl ahlaklı olacağını, nasıl ahlaklı olması gerektiğini buradan hareketle takipçileri de hukuk felsefesini ortaya çıkarıyor. Roma'daki hukuk felsefesi, bizim ders kitapları, yani ders olarak hukuk fakültelerinde bugün hala okutulan o Roma hukuk felsefesinin yazarları iki stoacıdır. Biri Cicero'dur, meşhur bir isim. Adını biliriz ama okumayız. Biri de ondan 200 yıl sonra yaşamış yaklaşık. Cicero M.Ö. yaşamıştır.
Milattan önceki ilk yüzyıl. Marcus Aurelius da 2. asırda yaşamıştır. Milattan sonra. Ve kraldır. Şu Ağustos olmalı. Ağustos var ya. Onun lakabıdır Marcus Aurelius. Marcus Aurelius Roma'nın altın adamı demekmiş. Lakabı adamı. Adı değil biz. Genelde onu adı sanırdım ben. Öyle değilmiş. Batı'ya hukuku öğreten bu adamlardır. Ve kendileri de hocaları da tek tanrıcıdır. Roma putperestleri bu insanlara karşı devlete kışkırtmışlar. Ve her ikisine de mesela Marcus Aurelius'a darbe yapılmıştır. Cicero'da katledilmiştir. Fakat bunların kurduğu o felsefe, güzelim felsefe, bazı ilkeleri var ki getirin Kur'an ayetlerinin altına tefsir diye yazın. Zaman zaman söylerim onları. Ben burada tekrarlamayacağım. Bu hukuk felsefesini de Hristiyanlık bozmuştur. Ruhbanlık adına reddetmişlerdir o akılcı hukuku. Bizim bugün Batı hukukuna karşı çıkışımız, vahiy adına karşı çıkıyoruz ama bizdeki vahiy, bizim elimizdeki vahiy, aklı emreden bir vahiydir. Akıl karşıtı değildir. Hristiyanlık akıl karşıtı bir din olduğu için onların o makul hukukunu reddetmişler din adına. Biz batıya karşı çıkmalıyız. Ama şöyle bir soru sorarak. Hangi batıya? Kökeninde Fenike asıllı bir peygamberi felsefenin olduğu batıya mı? Yoksa bozdukları kitaptan hareketle akla karşı bir din haline getirdikleri Hristiyan kilisenin, kendilerini Tanrı yerine koyan kilisenin batısına mı karşı çıkacağız? Ehli kitap olayını bugün yeniden konuşmamız gerekiyor. Ve bunları bilmemiz gerekiyor. Onun için bu kitabı, tarihi okursanız daha iyi anlamaya başlarsınız. Ben tarih okudukça kitabımın kıymetini anlıyorum. Çok gerçekçi bir kitap. Muhteşem. Ama tefsirden okuduğumda Yahudi mitolojisine gömülmüş bir tefsir görüyorum. Bu da kendi tarihim adına utanç verici bir durum. İşte Yahudilerin müşriklerle Müslümanlar arasında mukayese yaparken müşrik kafirlerin Kur'an'a, peygambere iman eden müminlerden daha iyi olduğunu, daha doğru yolda olduğunu söylüyor bu Yahudiler. Neden söylüyor? Çünkü kendi kitaplarındaki putperestlikle onların putperestliğinin çok farkı yok. Onun için savunuyorlar. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur hikayesi. Onun için bizim dinler tarihi okuyan kardeşlerimin çok iyi çalışması gerektiğini düşünüyorum. Kur'an'daki bu kıssaların özellikle dinler tarihi açısından karşılaştırmalı okunması lazım. Kur'an'ın gösterdiği yere gidip araştırmalar yapmamız lazım. Ve maalesef işin kötü şöyle bir kötü taraf var bizim açımızdan. Batılılar bu dinler tarihi araştırmalarını yapıyorlar. Kazıları onlar yapıyorlar. Tarihin gizli sayfalarını onlar ortaya çıkarıyorlar. Ama biz onlardan faydalanarak okuyoruz. Bir bakıma şanslıyız. Bizim adımıza birileri çalışıyor. Ama neden biz çalışmıyoruz? Asıl bunu bizim yapmamız gerekirdi. Maalesef. Yapamadık. Onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Bakın bu anlatılardan sonra bu cümleyi daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. O da şu. Şöyle bir soru soruluyor. Ya tamam bunlar peygamberlere karşı çıktılar, işte dini bozdular falan ettiler de o falan tarihteydi. Bugünkü Yahudilerin suçu ne? Diye bir soru soruluyor. Eğer bugünü ve tarihi karşılaştırmalı okumazsanız, bu soruya cevap veremezsiniz. Şöyle bir çelişkiye düşersiniz. Sanki Kur'an-ı Kerim dedelerinin, ecdadının suçunu bugünkü Yahudilere yüklüyormuş da onun için bunlar da lanetli diyormuş gibi anlatılır size. Böyle bir eleştiri yapılıyor bugün. Oysa burada kastedilen nedir biliyor musunuz? Yahudilerin tarihte o zihniyeti hiç değişmedi. Aynen devam ediyor. Ve daha kötü durumda. Neden?
Kur'an-ı Kerim'e bakın. Firavun'un meşhur kodaman bir tiröst zengini var. Karun. Hangi ırktandı biliyor musunuz? Yahudiydi. İsrailoğullarının ona, Karun'a, Allah'ın sana verdiği bu lütuf, maldan, mülkten kendi kavmin için neden harcamıyorsun diyorlar. Karun diyor ki, bu bendeki bilgi sayesinde bana verildi. Allah nezdinde o kadar yüce ki. Hep ona veriliyor. Ama o kavmine zırhını koklatmıyor Yahudilere. Yani Kur'an-ı Kerim'in değerlendirmesine bakarsanız ve Karun'e ve Firavun'e ve Haman'edir. Yani Firavun'la onun yanında yalakalıp yakıp yapan zengin olan Tiröst Karun ve yine Firavun'un bürokrat yalakası veziri Haman, Firavun'la eş değerdedir Kur'an'a göre. Ya da eş değersizliktedir. Çünkü oradaki sömürü çarkını, din sömürüsü çarkını üçü birlikte yürütüyor. El ele vermiş durumda. İşbirlikçiler bunlar. Tarihte hep böyle olmuştur arkadaşlar. Yönetime gelirseniz aklınızda olsun. Zenginleri iyi yönetin. Bürokrasiyi iyi yönetin. Eğer iyi yönetmezseniz o iki kesim sizi batırır. Bu da siyaset felsefesi. Dolayısıyla bunlar kendi çarklarını korumak adına, kirli emellerini korumak adına, Allah'ın hakikatine karşı çıkmak adına, pahasına, müşrikleri gökten gelen kitabı, Allah'tan gelen kitabı reddedebilir bu Yahudiler. Etmediler mi Medine'de? Evet. Bugün etmiyorlar mı? Aynı kafa hiç değişmedi. Merak etmeyin. İslam'ın karşısında bugün en güçlü düşman kim? Hristiyanlarla Yahudilerdir. İçimizdeki ajanlar onların ajanları. Çocuklarımızın beynini yıkayıp kendi milletine düşman edecek kadar zalimler. Devam ediyorlar oyunlarına. Ama biz bunlara, bizim yarım akıllı alim tiplemeleri çıkıyor böyle, hortlak gibi çıkarlar. Cahil, akşam cahil yatar, sabah allame kalkarlar, FETÖ gibi. Efendim, ehli kitap bizden diye yalakalık yaparlar. Onlar adına çalışırlar. Bunlara dikkat edin. Münafıklığa dikkat edin arkadaşlar. Hiçbir zaman biz kafiriz diye gelmeyecekler yanınıza. Sizden daha Müslümanız diye gelecekler. Bunu unutmayalım. Onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah kime lanet ederse onun için bir yardımcı bulamaz. Allah'ın lanet ettiğini Allah'ın elinden kim kurtarabilir? Hiç kimse. Bundan daha net bir ifade olmaz. Yoksa onların bu hükümranlıkta, mülkte bir ortaklıkları mı var? Onlar kim? Açıklanması gereken asıl yer burası. Allah'a ortak koşulan kimse onlar. Mesela kim? Yukarıda geçti. Yahudiler kime inanıyorlarmış? Kahinlere ve şer güçlere inanıyorlarmış. Yalan haber üretip, bana vahiy geliyor diyen kahinler, ben gaybı biliyorum diyenler, benim cinlerim var, ben cinlerden haber alıyorum diyen sahtekar hocalar. Bu Müslümanlara az bir şey değil. Bizden önceki dinlerin başına bela olan şey buydu. Bugün bizim de başımızın belasıdır. Doktora gitmene gerek yok. Gel ben sana bir muska yazayım, iyileş. 3 gün suyunu iç, sonra bir ağacın dibine göm diyenler, ben gaybı biliyorum diyenler. Öyleler çıktı ki şu anda hala vaizleri dolaşımda, vaazları. Bu fakir de diyor, FETÖ başlattı bunu. FETÖ söyledi, ilk o söyledi. Bu fakir her gece levh-i mahfuza bakıyor diyor.
Kendisi gıtmir. Hem gıtmir hem levh-i mahfuza bakıyor. Bunu söylüyordu. Dolaşımda videosu. Şimdi yenileri çıktı. Sakal, badem bıyık, efendime söyleyeyim, sarık cübbe, aksesuar o biçim. O kılık olmasa zaten Müslüman görünmez. Onu çıkarsanız, Nefi'nin eşek destanı gibi bir şey çıkar ortaya. Eşeği tasvir ederken şöyle diyor. Sırtından alındı mı palanı, it artığıydı geriye kalan. Aksesuar hocası. Akşam cahil, sabah allame kesiliyor. Bir aksesuarla, böyle takıları falan filan da o biçim. Diyor ki, aynı FETÖ'nün dediğini diyor. Öyle mübarek zatlar vardır ki, o her gece levh-i mahfuza bakar. Arkasına gelecek diye bekliyorsunuz. Bu fakir de zaman zaman bakıyor diyor. Bir tek gıtmir dediği kalıyor, demediği kalıyor. Bu da en iyi herhalde. Daha gıtmir olmamış. En iyi. Olacak. Böyle böyle palazlanıyorlar. Şimdi arkadaşlar, benim peygamberimin levh-i mahfuzu gördüm dediğini duydunuz mu hiç? Cebrail'in oradan aldığı, peygambere getirdiğini biliyoruz değil mi biz? Bunlar levh-i mahfuzu nerede sanıyorlar? Ambalajlayıp pazarlayacakları bir meta olarak görüyorlar levh-i mahfuzu. Arkadaşlar, bu din adına, Allah adına, levh-i mahfuz adına dini satıp böyle onunla dalga geçen bir kafir peygamberin döneminde var mıydı Allah aşkına? Ve bizim aramızda sarıklı cübbeli hoca olarak vaaz ediyor bu adamlar. Münafık mı arıyorsunuz? Senden daha Müslümanım diyene dikkat edin. Peygamber ben sizden daha Müslümanım dememiştir kimseye. Ben inananların ilkiyim demiştir peygamberler. Ben de senin gibi iman etmek zorundayım demiştir. Peygamberler tevazunun zirvesidir. Böyle kibirli bir laf ettiğini duyamazsınız. Ama münafıklar yapar ancak bunu. Siz kim oluyorsunuz ki? Ben levh-i mahfuza bakıyorum. Ne demek bu biliyor musun? Ben Tanrı'nın yanından geliyorum. Size selamı var. Onu demek istiyor. Ne getirdin? Bol yalan. Kim adına? Allah adına söylenmiş yalanlar. İşte bu tür kahinlere inanıyor Yahudiler. Hazreti Muhammed'e kusur buluyorlar. Tarihin 40 ambar mitolojilerini derlemiş Yahudi, müşrik Yahudi yazarlar, kafir olmuş Yahudi yazarların anlattıkları mitolojilere, masallara inanıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın taze getirdiği ilahi kitabı reddediyorlar. Bu kahinlerin, gaybden haber verdiğini söyleyen kahinlerin ve şer güçlerin neye sahip olduğunu gördüğünüz diye sorguluyor Allah burada, bu ayette. Yoksa onların bu hükümranlıkta, Allah'ın mülkünde ortaklıkları mı var? Eğer olsaydı insanlara bir zırnık bile göstermezler. Bir zerre demek o demek. Neden? Din satıp da az buçuk dünyalık satın alan bir sahtekar Allah eline mülk verse insanlarla mı paylaşacak? Arkadaşlar, sahtekardan Müslüman olmaz. Bırakın öyle allameyim diye geçinenleri. Levh-i mahfuza baktığını söyleyenleri. Arkadaşlar, tefsir okurken bana soruyorlar. Hocam hangi tefsiri okuyalım? Ben şunu söylüyorum. Hepsini okuyun, hiçbirini okumayın. Hocam kaçamak cevap verdin diyorlar. Yok, kaçamak demiyorum. Başka bir şey diyorum ben diyorum. Ney?
Hepsine bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz ama eleştirmek kaydıyla. Çünkü o kitap değil. O kitabın altına insanların yazdığı açıklamalardır. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Kitaba iman edin ama tefsirine iman etmeye kalkmayın diyor. Çünkü o insan sözüdür. Yani bizim tarihimizde de mitolojiler hadis kılığına bürünerek gerçek hadislerin arasına sızmışlardır. O kadar çok sızmışlardır ki hadisler onların arasında sızıntı gibi kalmıştır. Bu kadar söyleyeyim. Onları arayıp bulmak zordur, uzman işidir. Bunu da hadisçi yapamaz. Yapsalardı bugüne kadar yaparlardı zaten. O kadar uyduruk İsrailiyatı getirip hadis diye peygamberin sözüne karıştıracak kadar cahil insanlardı. O kabiliyet olsa ayırırlardı zaten. Ayıramadılar. Bunu kim ayıracak? Kur'an'ı gerçek anlamda anlamış. Kur'an ehli. Uzmanlık anlamında söylüyorum. Fıkıhçılar ve kelamcılardan çıkabilir bu. Hadisçilerden ve tefsircilerden çıkmıyor. Çünkü onlar söz ezbercisi. Derleyici, taşıyıcı. Söz ustasının elinde anlaşılır arkadaşlar. Söz ustasının elinde. Bir sözün başına 5 tane isim yazdığınız zaman o doğru anlamına gelmez. Onlar isim listesine bakarlar sadece. Sözün kendisine bakmazlar, bakamazlar. Baksalar da anlamazlar. Yoksa Allah'ın insanlara verdiği lütfa karşı haset mi diyorlar? Evet. Bu soru aslında öyle yaptıklarını ima ediyor. Biz İbrahim ailesine kitap ve hikmet vermiştik. Ayrıca onlara çok büyük bir hükümdarlık vermiştik. Bunu niye söylüyor? Kıskançlık nerede? Yahudiler Hazreti Muhammed'i peygamber olduğunu biliyorlardı. Bizden değil diye reddettiler. Çünkü onlara göre İshak peygamberdi, İsmail peygamber değil. Peygamber gelirse İshak soyundan gelir diye bekliyorlar. İbrahim'in temsilcisi olarak kendilerini görüyorlar. İsmail oğullarını değil. Neden? Çünkü nesil anneden devam eder. İshak'ın annesi İbrahim'le aynı soydandı. İsmail'in annesi Mısırlı bir köleydi. Burada öylesine bir soyluluk anlayışına gidiyorlar ki buradan Yahudiler, bizler Allah'ın oğullarıyız diyecek kadar. Var Kur'an'da bu. Niye Allah'ın oğulları? Adem'e bir oğul nispet ediyorlar. Şit. Kim biliyor musunuz? Kardeşi Osiris'i öldüren Mısırlı Firavun Set. Adem'in 3. oğlu diyorlar. Adem'in karısına da iftira ediyorlar. Adem'e de iftira ediyorlar. Adem, Havva'yı bir başka kadınla aldatarak bu Şit denen peygamberi pedaladı diyorlar. Yahudi mitolojisinde. Ama bir şey daha var. Peygamber çocuğu olduğundan dolayı Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştı diye başlar tekvin. Devamında gelen Şit bölümü de aynı şeyi söyler. Şit'in oğulları da Allah oğlu gibiydi derler. Hem gayrimeşru ilan ediyorlar, Adem'e iftira ederek, hem de Adem'in Allah oğlu olduğu üzerinden Şit oğullarını da Allah oğlu kabul ediyorlar. Kendilerinin de ondan türediğini iddia ediyorlar. Fakat Habil'i öldüren Kabil, onlar da kâindir, biz de Kabil olarak geçmiştir. Bizim literatüre, Kur'an'da geçmez. Günahkar olduğu için bütün çocukları kız olmuştur ve hepsi şeytandır. Yahudilerin kadını aşağılayan inancı oradan gelir. Ama İshak'a gelince, İshak oğullarını
Allah oğlu yapmak için zürriyeti kadından devam ettirirler. O zaman hepiniz şeytan çocuğusunuz. Buradan bu çıkar. Allah oğlu nasıl oluyorsunuz? Şeytanın çocuklarısınız, Allah oğlu iddiasında bulunuyorsunuz. Arkadaşlar, ya bu çelişkiyi nasıl anlamıyorlar hocam? Arkadaşlar, müşrik dinde eleştiri yoktur. İnanacaksın vardır. Hristiyanlık da böyledir. 3-1-1-3 nasıl oluyor? Testi sorguluyorsunuz. Mantık nereye oturtuyorsunuz matematiksel olarak? 3 eşittir 1, 1 eşittir 3. Din akıllı anlaşılmaz hoca diyor. Ne olur? İnanacaksın diyor. Manyak mıyım lan buna inanayım? Diyorsunuz. Ve batıdaki akıllılar bile diyorlar ki din saçmadır ama toplumu bir arada tutuyorsa, yararlıysa kabul. Batılı ateistler söylüyor bunu. Peki saçma bir dini faydasından dolayı kabul ediyorsunuz. Tutarlı makul din koktu mu onu niye kabul edemiyorsunuz? Ateistleri bile namussuzdur. Akıl adına konuşan ateistleri bile namussuzdur batının. Sahtekardır. Onun için batı hiçbir zaman doğuya dost olmamıştır. Sömürülecek hayvan olarak görmüştür. Sebebi de bu iki dindir arkadaşlar. Yahudilik ve Hristiyanlık. Çünkü kendileri, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki bizler Allah'ın oğullarıyız. Öbürleri ne? Bunların bineceği merkeptir. Bakmayın dünyaya demokrasi vaat ettiklerine, insancılık vaat ettiklerine, insan hakları vaat ettiklerine. O hakların hepsi kendilerine aittir. Size değil. Bu iki din de sahtekarlık üzerine kurulmuştur. Ve ikisi de putperesttir. Onun için ehli kitap deyince fazla ciddiye almayın arkadaşlar. İşte kıskançlıkları bu ırkçılıktandı. Yahudilik ve Hristiyanlık batı insanını ırkçı yaptı ama golük alelerinde gördüler. Hristiyanlığa ırkçılık Yahudilikten geçmiştir ama Hristiyanların ilk kestiği topluluk Yahudilerdir. Yahudiler olmuştur. Şimdi en iyi ağlayanlar Yahudilerdir. Ettiğinizi çekiyorsunuz. Kime ağlıyorsunuz ki? Ve en iyi ağlama duvarı da sizde. En iyi ırkçılar da sizlersiniz. Nasıl ırkçılık? Allah oğlu olduğunu söylüyorsun lan, bundan daha ırkçılık bir şey mi olur? Sizden başka var mı? Yok. Hem şeytan oğlusunuz hem Allah oğlu. Nasıl oluyorsa. Kıskançlıkları Hazreti Muhammed'in İsmail oğullarından olmasıdır. Ve bunu Hayber Yahudilerinin lideri kardeşiyle Medine'ye gidiyorlar. Peygamberimiz Medine'ye hicret edince duyuyorlar. Merak ediyorlar. Gidip görüyorlar. Dönüyorlar. Kızları, bu liderin kızı Safiye validemiz. Peygamberimiz de evleniyor daha çok. Hayber'in fethinden sonra. O anlatıyor. Rivayet ondan geliyor. Babamla amcam Medine'ye gittiler. Peygamberin geldiğini duyunca. Görüşüp geldikten sonra evde konuşmalarına şahit oldum diyor. Çocuktum diyor. Amcam dedi ki, ne düşünüyorsun bu adam hakkında? Babam, ömrüm beklediğimiz adam dedi diyor. Ya beklediğimiz peygamber diyor. Ne yapmayı düşünüyorsun? Babam şöyle dedi diyor, ömrüm oldukça onunla mücadele edeceğim dedi. Kıskançlık deyince düşünün böyle bir şey. Peygamber olduğunu biliyor. Ama ona karşı mücadele etmek için ömrünü veriyor. Ve ömrünü de veriyor sonunda. Haklı çıkıyor. Ama kızı peygambere eş oluyor. Ne mutlu ona. Allah bir insanı kurtarmak isterse böyle bir zalimin elinden de böyle kurtarabiliyor. Düşmanı eliyle. Ümitsizliğe yer yok arkadaşlar. Allah evirir, çevirir. Yeter ki ümit var olun ve güvenin. Ümit ve güven, imanın içini dolduran en önemli iki kavramdır. Evet, ara verebiliriz. Evet arkadaşlar. Evet, 55. ayetten devam ediyoruz. 54'te
Yahudilerin haset ettiklerini konuşmuştuk. Buna karşılık da Allah, biz İbrahim ailesine kitap ve hikmet vermiştik, ayrıca onlara çok büyük bir hükümranlık vermiştik derken de aslında şunu ima ediyor. Yani İshak'ı nasıl biz peygamber yaptıysak, İsmail'i de peygamber yaptık. Yani İshak oğullarından peygamber gönderir de Allah başkasından gönderemez mi? Eleştirisi yapmış oluyor. Öz itibariyle. Onlar arasında buna inananlar da vardır, inanmayanlar da. Yüz çevirenler için kavurucu cehennem azabı yeterlidir diyor. Onları ciddiye almayın. Onlar azabı hak eden lanetli bir toplum diyor. İşinize bakın diyor. Ayetlerimizi inkar edenler var ya, onları ateşe atacağız ve azabı hissetmeleri için her yanıp kavrulduklarında derilerini yenisiyle değiştireceğiz. Allah sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Ya hocam çok ağır bir ceza değil mi? Arkadaşlar, Allah'ın gönderdiği peygamberi mağmaya atmışlar, mağmaya. Yahudiler. Öyle bir toplum. Yani hem Allah'a inanıyorlar, hem Allah istemediğimiz peygamber gönderdi diye beğenmiyorlar, mağmanın içine atıyorlar. Bu kadar kepaze bir toplum. Ne yapacağı belli olmayan, dönek, kaypak, ikiyüzlü, menfaatçi, bencil, çıkarları için bütün dünyayı yakabilecek atom bombasının finansmanını üstleniyorlar. Bu adamlar bunlar. Ve bugün dünyada istedikleri hastalıkları çıkarıp insanlara felaket aşılayan yine bunların kafasının altından çıkıyor. Sırf ne biliyor musunuz? Bütün insanlar helak olsun biz kalalım. Bu kadar bencil, bu kadar ekabir bir toplum. Bunlar da ne Allah'ın ağası var, ne ahlakın ağası var. Ne insanlıktan bir numune kaldı bunlar. Ağlama duvarı var. Biz hep sürgün edildik, biz hep zulüm gördük, gaz odalarında yakıldık diye edebiyat yapıyorlar. Filistinlere reva gördükleri ne? Sen mi yarattın lan onları? Allah mı yarattı? Allah yaratmadı ki onlara göre. Haşa. Onlara eşek olsun diye yarattı. Öyle inanıyorlar. Bunlar insan olamazlar insan. Normal bir insan olamazlar. Bunların ruhu hasta. Hastalıklı bir ruh. Onun için bu zulmü tarih boyu hep işlediler. Her devleti satın alarak devletlerin kendi halklarına zulmetmesini istediler. Allah'ın bunlara vaat ettiği azap az bile geliyor. Ve bugün dünyada sömürge diye bir şey varsa bunların kafasının altından çıkıyor. Eğer Hristiyanlar ekabirleştiyse Hristiyanlara ekabirliği Yahudiler öğretmiştir. Hocam sen de çok Yahudi düşmanısın falan. Adam olsunlar olmayayım. İnsana saygı duysunlar. Ben de onlara insan diye saygı duyuyorum. İnsanı insan kabul etmiyorlar. Kendileri Allah oğluymuş. Alında kaçan. Kim kaybetti sen buldun. Ha nereden buldular? Öğrendikleri mitolojik tarihten. Bunların Tevrat'ının yazıldığı tarihlerde Mısır'daki Firavunlar kendilerini Allah oğlu kabul ediyorlardı. Babil'e gittiler, Mezopotamya'da da krallar kendilerini Allah oğlu kabul ediyordu. İran'da da öyleydi, Roma'da da öyleydi. Anadolu medeniyetlerinde de öyleydi. O toplumların hanedanları kendilerini ilahi varlıklar olarak kabul ediyorlardı. Onun için sıradan insanlarla evlenmeleri yasaktı. Kendi ailelerinin içerisinde ensest evlilik yapıyorlardı. Hepsi. O Mısır firavunlarından iki tanesini peygamber yaptılar. Biri Üzeyr, biri de Şit. Kur'an-ı Kerim Üzeyr'e peygamber demez. Yahudilerin Üzeyr'i Allah oğlu kabul ettiğini söyler, arkasından bir cümle kurar. Tevbe suresinde 30. Bakın. Tevbe suresi 30. Onlar bunu eski kafirlerin, önceki kafirlerin söylediklerine benzeterek söylediler diyor. O Allah oğlu dedikleri Üzeyr,
Mısır'daki Firavun Osiris'tir. Set'in öldürdüğü Osiris. Ölünce yeraltı tanrısı olmuştur. Yeraltı tanrısı olduğuna inanılmıştır. Onu öldüren de Set, Adem'in üçüncü oğlu diye Tevrat'a peygamber olarak yazılmıştır. Allah oğlu diye. İki tanesini Allah oğlu diyorlar. Allah oğlu Firavunları bize peygamber diye yedirmeye kalkıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Üzeyr'e peygamber der. Tam tersine eski mitolojilerin, kafir mitolojilerin benzetilerek uydurulan bir, uyduruk bir şey olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Tevbe suresi 30 açın bakın. Şitten de hiç bahsetmez. Filistin'deki Yahudiler, Tevrat yazarları onu peygamber yapmışlardır Şit'i. Arabistan Yahudileri de Osiris'i peygamber yapmışlardır. Kendilerinin Allah oğlu olduklarını ispat için bunu yaptılar. Irkçılık adına yaptılar bunu. Bunların dini ırkçıdır. İmanları ırkçılık kokuyor. İnsan anlayışları ırkçılık kokuyor bir kere. Ve Hristiyanlara da Allah oğlu iddiasını, İsa'nın Allah oğlu iddiasını öğreten Tevrat'tır. Hristiyanlar buradan öğrenmişlerdir. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki İhlas Suresi lem yelit ve lem yulet de. Allah'ın eşi yok ki çocuğunu nereden uydurdunuz diyor. Kime diyor? Bunlara diyor. Mekkeli müşriklere diyor. Melekler Allah'ın kızları, cinleri, oğulları diyorlardı. Hepsi bozuktu. Onun için bu kıssaları anlamak istiyorsanız, bu kıssaların atıf yaptığı yerleri çok iyi araştırmanız lazım. O tarihi bilmeniz lazım. Yoksa bizim çocuklara bakın, bizim Müslümanlara bakın, kara gözlü Müslümanım. Çocuğunun adını Şit koyuyor, peygamber kabul ediyor. Kimden öğrendi? Yahudilerden. Bizim erken dönem listelerinde Üzeyr'in adı peygamber olarak geçmez. Sonradan ilave edilmiştir. Çünkü Müslümanlar Kur'an'ın peygamber demediğine peygamber dememişlerdir. Kur'an'da adı geçse bile Lokman'ın adı geçer. Peygamber olarak mı biliyorsunuz? Hayır. Niye? Kur'an peygamber dememiştir o. Bu hassasiyet bir tarihten sonra kaybolmuştur. Ben Müslümanlara bakıyorum. Çocuğunun adı Daniel. Daniel peygamberimizin adı diyorlar. Nereden okudun lan? Yahudilerden öğrendik. Çocuğun adını Şit koyu. Mısır Firavunu'nun adı. Peygamber diye yedirdi Yahudiler. Onun için bu Kur'an'ın tarihini de bilmek zorundayız. Peygamberler tarihini de Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Önümüze gelen herkese peygamber diyemeyiz. İman edip salih amel işleyenlere gelince onları altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz ve orada ebedi olarak kalacaklar. Onlar için orada tertemiz eşler vardır ve onları koyu gölgelerde ağırlarız. Onlara ateş yoktur, gölge vardır. Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Dostlar, emanetleri ehline vermek bugünün dünyasında bizim Müslümanların arayıp bulamadığı bir şeydir. Dünyanın en hımbıl adamını, en zeki ve tecrübeli insanların başına getirip amir olarak atıyorsunuz. Sonra da emanetleri ehline verin ayetini yeri geldiğinde kullanıyorsunuz. Önce kendiniz iman edin bu ayete. Bizden mi? Evet. Adam mı? Olsun olmasın fark etmez. Hayır. Rüştünü ispatlamış, donanımlı ve en tecrübeli insanı, hak eden insanı oraya getireceksin. Bunu yapamıyor musun? Bu din adına konuşma. Bunu yapmak zorundasın. Ve zarar veriyoruz bu dine. Yazık ediyoruz. Olmuyor. İğneyi kendimize batırmamız lazım. Çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Onun için Müslümanlar akıllı davranmak zorundadır. Torpil deyince beğenmediğimiz kesimlerden daha kötü durumdayız. En kötü torpilleri yapıyoruz. Rüşvet dersen öyle.
3-4 tane kurumdan maaş alıyor adamlar ya. Bu konuşuluyor bugün. Efendim öncekiler de alıyordu. Sen almayacaksın. Sen alamazsın. Müslümansın sen. İslam adına konuşuyorsun. Utanç verici bir şey. Adamın maaşı 30 lira. 3 yerden daha 30 lira para alıyor. Bu konuşuluyor ya. 3000 lira verdiğin adamın yüzüne nasıl bakacaksın? Böyle bir şey olmaz. Adalete en çok adalet diyenlerin uyması lazım. Bu Müslümanlar senin günahını çekmek zorunda değil. Herkes kendi günahını çeksin. Herkes kendi günahına tevbe etsin. Ve bu din adına cinayet işlemeye hakkımız yok. Cinayet işleyeceksen kendi adına işte, git yat içeride. Daha ehven bir suç işlemiş olursun. Ama bütün bu dine inananlar adına bu cinayeti işliyorsan bunu ödeyemezsin. Bu dine mal oluyor. Dini katlediyorsun. Olmuyor. Yakışık almıyor. Biz herkesten dürüst olmak zorundayız. Çünkü dürüstlük adına konuşuyoruz. Maalesef iyi sınav vermiyoruz. Emaneti ehline vermemiz, insanlar arasında hükmettiğimiz zamanda adaletle hükmetmemiz gerekiyor. Yani ehli olmayan insandan adalet bekleyebilir misiniz? Amir olarak atamışlar. Yanına gidiyorsunuz. Bir iş soruyorsunuz. Memurunu çağırıyor, bu işi nasıl yapacağız diye soruyor. O memurun seni aldatmadığından nasıl emin olacaksın? Adam çalıştıran adam, çalıştırdığı adamdan daha çok bilgili olmak zorundadır. Ehil demek o demek. Yoksa seni mani mani oynatırlar. Maymuncuya çevirirler. Ve temsil ettiğin makamı oyuncak edersin. Boşluk doldurma yeri değildir orası. Hakkını verme yeridir. Neden böyle diyorum? Şunun için diyorum arkadaşlar. Farz-ı kifaye deyince bizim aklımıza cenaze namazı gelir bir tek. Bizim eski ulemamız şunu demiştir. Bir toplumun her mesleğin uzmanını yetiştirmek bir toplum için farz-ı kifayedir derler. Ancak o mesleği seçen adamın o mesleği icra etmesi, gereği gibi icra etmesi, layıkı veçhiyle ifa etmesi, yerine getirmesi, yürütmesi adam gibi farz-ı kifaye değil, farz-ı ayındır derler. Doldurabileceğin yere oturacaksın kardeşim. Hakkını vereceğin yere oturacaksın, hakkını vereceksin. Yapmıyor musun? O toplumun bütün vebali senin omuzuna bilir. Bunun hesabını vereceğini de unutmayacaksın. Farz-ı ayin diyorum bakın. Ama bizim semtimize ne farz-ı kifaye uğradı bu konuda, ne farz-ı ayin uğradı. Desinler diye otururuz o tür yerlere. Müdür desinler, amir desinler, falan desinler. En nefret ettiğim şeylerden biri. Moda oldu. Amirim. Ne lan bu? Makama gittiğin zaman söyle. Sokakta niye konuşuyorsun bunu? Force. Prestij, adam diyecekler. Ben o kelimeler aldanmam. Hakkını verip vermediğine bakarım. Kusura bakmayın. Yani bunu herhangi bir parti için, herhangi bir hizip için de söylemiyorum. Biz Müslümanlar bu tuzağa düşmemeliyiz. Çok çetin bir tuzaktır bu. Hak dediğiniz şey. Nasıl helalleşeceksin ya? O makamdan hizmet alan herkesin hukukuna giriyorsun. Hangisiyle helalleşeceksin? Ben Ahmetoğlu Mehmet olarak Hasanoğlu Hüseyin'in hakkına girdim. Hasanoğlu Hüseyin'e giderim, helallik isterim. Derim ki ben senin şu hakkını yedim, şu hakkın hakkında helal et bana derim. Bir milletten nasıl helallik dileyeceksin? Helalleşelim dersiniz olur. Televizyondan ilan edersiniz. Şimdi moda böyle. Hükmettiğiniz zaman da adaletle hükmedersin. Şimdi bakın, Şura suresini dikkatle okuyun. Hadid suresiyle benzerlikler vardır. Hadid suresinin son paragrafını. Şura suresinin ilk iki, üç paragrafını okuyun.
Sonra gidin Hadid suresinin son paragrafını okuyun. Ne göreceksiniz? Peygamberimize şöyle diyor Şura suresinde. Biz sana insanlar arasında adaleti gerçekleştiresin diye kitabı ve mizanı verdik diyor. Şura suresinde. Bir sayfa sonra açıyorsunuz. Bir sonraki paragraf. De ki ben insanlar arasında adaletle hükmetmekle emrolundum. Adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. De diyor Peygamberimize. Belli ki o paragraf geldikten sonra bu paragraf daha sonra gelmiş, oraya konmuş. Hadis suresine bakıyorsunuz. Biz bütün peygamberleri delillerle gönderdik, belgelerle gönderdik. İnsanlar adaleti gerçekleştirsinler diye onlarla birlikte kitabı, mizanı ve demiri verdik diyor. Medine'de geldiği için demir ilave edilmiştir burada. O da devlet ve hukuk demek. Sembolik anlamda. Hukukun almasına bakın, bu ayeti anlarsınız. Hukuk bilenler bu ayete baksınlar. Bu ayeti bilenler de hukuka baksınlar, bu ayeti anlasınlar. Kitap bunun için gelmiş. Peygamber bunun için gelmiş. Hukuku yeryüzünde bugüne kadar yaşatanlar peygamberler olmuş tarihte. Ve bize bunu öğretmek için göndermiş Allah. Adaleti uygula diye peygamber göndermiş. Peygamberleri adaleti gerçekleştirin diye göndermiş. İçi boş bir kitap göndermemiş. Yeryüzünü yeniden dizayn etmek üzere, ıslah etmek üzere bir kitap vermiş onlara. Araştırmayı öğretmek için gönderilmiş. En araştırma bilmeyen kesimler İslam toplumları. Ezbere inanırlar. Neye inandıklarını bile bilmez. Onun için, ya hocam sen de hep Müslümanları eleştiriyorsun. İyi işte. Müslümanlar iyi Müslüman olsun. İyi Müslüman olalım. Cahil kalmayalım. Adil, yeryüzünün en adil insanları biz olalım diyorum. Kötü mü diyorum? Fena mı diyorum? İman ettiğimiz kitabı öğrenelim, uygulayalım diyorum. Demeyelim mi? Uygulamayınca daha iyi Müslüman mı oluyoruz? Yani kitabı anlayıp okumadan, uygulamadan öbür tarafa gittiğimizde Allah'ın bize aferin diyeceğini mi bekleyelim? Bu mu yani? Onun için bu ayetler bize ibret olmalı diye düşünüyorum. Allah size ne kadar da güzel öğütler vermektedir. Bundan daha iyi öğüt olur mu? Olmaz. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan idarecilere itaat edin. Allah'a, peygambere ve bizim aramızdan seçtiğimiz idarecilere itaat edin. Bu olmazsa ne olur? Fesat çıkar. Allah'a itaat etmezseniz, dini konuları Allah'tan öğrenmezseniz dininiz karışır. Peygamberin örnekliğini kabul etmezseniz, onun alıp getirdiği vahiy konusunda peygambere güvenmezseniz, kitaba da imanınız sarsılır. Son zamanda ben bakıyorum, birileri peygamberi ekart etme derdinde Kur'ancılık adına. Arkadaşlar, peygamberin imajını sarsarsanız, bu kitabın imajına zarar verir. Allah'ın güvendiği peygambere sen mi güvenmiyorsun? Allah'ın seçip kitap verdiği, güvendiği peygamberini sen mi beğenmiyorsun? Kusura bakmayın, Yahudilerin gittiği yere gidiyoruz. Bu yanlış. Efendim, rivayetlerin arasında işte uydurmalar var. Seç, kaldır at. Sonradan insanlar peygambere iftira etti diye peygamberi mi küçültelim? Onun için Allah nasıl ona emin diyorsa, toplumu nasıl ona emin diyorsa, benim Müslümanım daha çok emin demek zorundadır. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, aranızda herhangi bir konuda anlaşmazlık çıktığında onu Allah'a ve peygambere götür. Peygamber öldü hocam. Tarih de mi öldü? Peygamber bir tarihte yaşamadı mı? Yaşadı. Oku tarihini. Kur'an okusam yeter. Fazla okusan ölür müsün?
Marx'ı okuyorsun. Yani peygamberinin senin üzerinde Marx kadar ya da Engels kadar, Auguste Comte kadar hatırı yok mu? Değeri yok mu? Akşama bakıyorum başkalarından bir şeyler paylaşıyor. Peygamber'e gelince olmaz. Paylaştığın şeyler de başkalarının rivayeti. Onun doğru söylediğini neden anlıyorsun? Kokusundan mı anlıyorsun? Şu Kur'an'la peygamberi karşı karşıya getirmekten vazgeçmedi arkadaşlarımız. Kur'an'a zarar veriyor. Sadece peygambere değil. Kur'an'a da zarar veriyor. Bunu yapmayalım. Uyduruk rivayetleri savunacak değil. En çok eleştirenlerden biri de benim. Ama bu şu anlama gelmiyor. Peygamberimin bana öğrettiği namazı eleştirecek kadar densizleşemem. Ayet okuyor, bu namaz o namaz değil diyor. Yanından mı geliyorsun? Bu kitabı, bu namazı bu şekilde bize öğreten peygamber, bu kitabı senin kadar anlamadı mı? Senin kadar da mı anlamadı? İnsan haddini bilmeli yahu. İlim bilmektir ama önce haddini bilmektir. Onun için ben Allah'ın kitabıyla Allah'ın peygamberini tartıştırmam. Bu başka bir şey. Ha, peygamberime hadis diye yalan isnat edilmiş iftiraları da hadis kabul etmem. İkisi de görevimdir benim. Hepimizin. İki şeyi ayırmak zorundayız biz. Bunu ayıramayan cahille gider. Cahildir, ayıramayan cahildir, yerini bilmelidir. Bu hem daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha güzeldir. En azından bir paragraf daha okuyalım. Açıklayamasak da devam ettiğini görelim. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ettiğini iddia edip de tağutun önünde muhakeme olmak isteyenleri görmez misin? Oysa tağutu inkar etmeleri emredilmişti. Şeytan onları dönülmez bir sapkınlığa sürüklemek istiyor. Yani peygamberi bırakıp, peygambere düşman olanların önünde mahkeme olmak istiyor birileri. Ama bunlar kim? Müslümanlara gelip Müslümanım diyen, peygambere iman ettim diyen münafıklar. Bugün aramıza girip Kur'ancıyım diye dolaşan ve Kur'an'ı bozmaya çalışan tipler var. Kur'an okuyan arkadaşlarımızın dikkatli olmaları lazım. Ajanlar cirit atıyor aramızda. Dikkatli olalım. İsim vermiyorum. Doğru da olmaz. Ama dikkatli olalım. Onlara muhakeme için Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiği zaman münafıkların senden büsbütün yüz çevirdiğini görürüz. Allah'a ve peygamberine. Bakın ayetlerde sık sık bu tekrarlanıyor değil mi? Allah'la peygamberin arası açılmıyor. Birbirinin rakibi gibi gösterilmiyor. Dikkat edin. Bunu yapan haksızlık yapmış olur. Tersini yap. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden kaderi doğru anlayın. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela geldiği zaman Allah'a yemin ederek biz aslında iyilik ve arabuluculuk yapmak istemiştik diye nasıl da sana geliyorlar. İkiyüzlülüğün sonu yok. Münafıklık böyle bir şey. Allah onların kalplerinden geçeni bilmektedir. Sen onlara aldırma, onlara öğüt ver, kalplerinden geçirdikleri şeyleri açık ve kesin olarak onlara söyle. Bunları Allah peygamberine haber veriyor, bunları onlara söyle. Kalplerinden geçirdiklerini. Bu neyi gösteriyor? Onların kalplerinden geçeni Allah söylemese peygamber bilmiyor. Gaybı bil, de ki ben gaybı bilmem. Allah bana ne öğretirse onu bilirim de diyor peygamberimize. Şimdi ben bakıyorum falanca hoca, filanca hacı efendi gaybı bildiğini iddia ederek ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bir adam gaybı bildiğini söylüyorsa dünyanın en yalancı adamıdır. Hem de bu din adına söylediği için katmerli yalancıdır. Ya Allah peygamberine de ki ben gaybı bilmem. Allah bana ne haber veriyorsa onu bilirim. Eğer de ki, eğer gaybı bilseydim
çok hayır, menfaat elde ederdim de diyor. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlarıyla beraber imkanları olmadığı için karnına taş bağladığı anlatılır. Ama dönerler Peygamber'in gaybı bildiğini söylerler. E gaybı bilseydi gezdiği toprakların altında petrol olduğunu bilirdi. Değil mi? Biz ne kadar peygamber gönderdiysek Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Neden? Allah peygamberi Allah seçiyor. Kitabını emanet ediyor. Güveniyor. Yani ben peygamberime niye güvenmeyeyim? Düşmanları bile, inanmayanları bile emanet sandığı olarak kullanıyorlar. Rüştünü ispat etmiş bir adamı seçiyor. Yamulmayan bir adam. Kırılmayan, eğilmeyen, bükülmeyen bir adam. Muhteşem bir insanı seçiyor. Şimdi ben bakıyorum, oturuyor vatandaş, peygamber de kim oluyor? Evet, adamın konuşma tarzında bu çıkıyor. Ya yapma bunu be kardeşim, haddini bil. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelip Allah'tan bağışlanma dileselerdi, peygamber de onların bağışlanmasını isteseydi, Allah'ı kesinlikle tevbeleri kabul edici ve çok merhametli bulurlardı. Bak bu suçu bile affederdik tevbe etselerdi diyor. Yani bir peygamberin bir insan için dua etmesi ne demek biliyor musun? Yani hakikaten peygamber gibi bir adam bulsam her gün kapısına giderim. Ya Resulallah bugün bana dua et derdim. Ya şeyde en çok beni hayranlık içinde bırakan bir şey var. Bu şeyin Âl-i İmrân suresinin 190. ayetinden itibaren bir paragraf var. Duaların geçtiği. Ve duanın sonunda şöyle bir ayet geliyor. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اِلَٰهَ diye devam ediyor. Allah onların duasını kabul etti. Ya şimdi vahye muhatap olmanın böyle bir güzelliği var biliyor musunuz? Yani bir dua ediyorsunuz, sizin duanızın kabul edildiğine dair ayet geliyor. Müjdesi peşin geliyor. Ne kadar mutluluk verici bir şey biliyor musunuz? Beni çarpan ayet. Ve bu pandemi döneminde dedim ki ya oturayım şöyle bazı dua ayetlerini ezberleyin de namazda onları okuyayım dedim. O ayetleri hatırlıyorum şöyle. O ayetleri buldum, açtım, okudum, ezberledim, namazda okuyorum. Vallahi namaz kıldığımı hissediyorum. Namaz öyle olur. Adamı damardan yakalayan ayetler. Yüreğinden yakalayan ayetler. Diyeceğim bu tür ayetleri okuyun, öğrenin ve okuyun. Anlamını da öğrenin ha. Şuraya dokunsun okuduklarınız. Ve o namazda zikirler, ezkar dediğimiz tesbihat falan var ya hani. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala. Ve namazın sonunda okunan dualar vardır. O peygamberimizden nakildir ve muhteşemdir. Mesela niye Ayet-el Kürsi'yi orada okursunuz tesbihatın? Çünkü Ayet-el Kürsi baştan sona tesbihtir. Allah'ı tenzihtir. Olduğu gibi anlama, Sübhan. Ya işte bakın bunları Kur'an'ı okurken içselleştirmek adına okumamız gerekiyor. Ve vatandaş diyor ki ya oku oku davranışlarımız değişmiyor. Kardeşim okumakla davranış değişmez. Okuduğunu düşünerek içselleştireceksin. Zihnine aldığın o bilgi zihinde kalmayacak. Biraz sonra unutacak zihin onu. Zihnin öyle bir özelliği var. Yüreğine indireceksin onu. Yüreğini arkasına koyacaksın. O zaman içselleştirdiğin o şey tavır ve davranışa dönüşür. Okumadan okumaya fark var. Demek ki iyi okumuyorsun. Okumanın daha ABC'sindesin. İçselleştir şunları. Kıvama gelsin. Allah'ı kesinlikle tevbeleri kabul edici ve çok merhametli bulurlardı derken de böyle dua etmeyen, böyle dua istemeyen, bundan kaçınan tipleri eleştiriyor. Ya 7-24 kapı açık, çalmadan gir içeri. Hangi saatte aklına geldi, içinden geldiği gibi Rabbinle konuşmak. Şura 51'i bir okuyun bu gözle. Allah'ın cevabının geldiğini hissedin. Dua ettiğinizde. İki dostun konuşması gibi konuşun.
Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edinceye, vereceğin kararı da içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın teslim oluncaya kadar iman etmiş olmazlar. Neden? Arkadaşlar, bize Allah sadece Kur'an'a mı iman edin dedi? Peygamber'e iman edin demedi mi? Peygamber'e iman, imanın şartlarından değil mi? Evet. Peygamber'e iman ne demek? Vereceği hükme güvenmediğin peygambere iman etmiş sayılır mısın? Hadis eleştirmek dikkat ister. Yani uydurma hadisleri reddet. Çünkü peygambere yapılan iftirayı reddetmiş olursun. Ama sakın peygambere ait bir sözü reddetmeye kalkma. Allah yedirir sana onu. Hem peygambere iman ediyorum diyeceksin, hem onun sözü geldiğinde burun kıvıracaksın. Nesine güveniyorsun sen peygamber? Kitap alıp getirmesine. Sen kitabı okuyup anlayınca anlıyorsun da peygamber hiç mi anlamadı? Hiç mi farklı bir şey görmedi sende? Dün bir bugünkü okuduğun ya, aceminin tekisin. Daha ilk defa okuduğun o kitabı. Ben 35 yıldır okuyorum, senin kadar iddialı değilim. Daha öğreneceğim o kadar çok şey var ki. Peygamberim 23 yılda öğrenmiş, arkadaşlarına 23 yılda öğretmiş. Sen 3 yıl oldu daha başlıyorsun. Ama peygambere bile öğretmeye kalkıyorsun. Yani bu kitapta haddini bil diye bir şey yok mu? Kendini bil diye bir şey yok. Ayetler bunlar. Kur'an'ı okudukça mütevazileşmemiz gerekiyor. Mütevaziliği öğrenmemiz gerekiyor. Biz kitabı okudukça ikabirleşiyoruz. Bırakın kitabı, ben yeni okurken, öğrenciyken, çocukken böyle birilerinin yanında ekabir laflar ettiğimi duymuş babam rahmetli. Bana bir şey söyledi. Unutmadığım bir şey. Oğlum, bak böyle yapıyorsun. Yapma dedi. Bir şey ekledi. Bu çok önemli. Büyüdükçe küçüleceksin dedi. İnsana tevazu yakışır. Hele hele bir adamın bilgeliğini gösteren iki şey vardır diyor. Yani o şey var ya hani değeri özümsemiş adam. Ona bir kavram kullanıyor şu anda hatırlayamıyorum. Bilgelik ve tevazu diyor. Bilgelik tevazunun ikiz kardeşidir. O bilgelik yoksa sendeki kuru bilgidir diyor. Yani tevazu yoksa, bilgi seni mütevazileştirmiyorsa sen bilge olamazsın diyor. Bilgin olabilirsin diyor. Ama bilge olamazsın diyor. Erdem. Erdemin iki şartı. Bir bilgelik, iki tevazu. Peki bilgelik nedir? Bilgi ve tevazu. Bilgelik bilgiden daha üstün bir şeydir. Bilgi buradadır. Bilgelik buradaki bilginin burayla buluştuğu yerdir. Mantığın güçlü olabilir. Bu bilgidir. Yetmez. Vicdan terazisiyle aynı yerde olması lazım. O da adama mütevaziliği öğretir. Erdemi öğretir. Eğer onlara canınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın diye görev vermiş olsaydık, bu münafıklardan bahsetmeye devam edin. Bunu yapamazlardı. Oysa kendilerine verilen öğüdü yerine getirecek olsalardı, onlar için daha hayırlı olurdu ve gelecekleri garanti olurdu. O takdirde biz kendilerine katımızdan büyük bir ödül verirdik. Kendilerini dosdoğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendisine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, tasdikçiler, dürüstler, şehitlerle ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Bu lütuf Allah'tandır ve Allah'ın bilmesi yeter. Muhteşem bir bölüm. Vaktimiz doldu. Onun için burada da sonlandırmamız gerekiyor. Bu sözlerin üstüne de ben çok bir şey konuşmayayım. Yani.